Merhaba dostlarım. Bugün elektrikle ışıkla olan problemimi çözmek için bir çalışma yapacağım. Daha doğrusu önümüzdeki günlerde. Yeni taşındığım evde voltajlarla ilgili bir sorun var. Elektrikler, ışıklar sürekli pırpır ediyor. Voltaj değişimleri yaşanıyor. Bu da videolarda kötü bir sonuca neden oluyor. Elimde biraz lityum iyon pil var. Birkaç tane de LED var. Bunların yardımıyla elektrik şebekesine bağlı olmayan şarjlı bir ışık kaynağı yapmak istiyorum. Bunu da fotoğraflarda, videolarda pırpır etmeyen stabil bir ışık kaynağı olarak kullanmayı düşünüyorum. Gelin hep birlikte bir deneme yapalım. Başarılı olabilirsek bunu video halinde yayınlayacağım. Teşekkür ederim. Öncelikle eski bir bilgisayar server fanı buldum iş yerinde. Bunu soğutucu olarak kullanmayı düşünüyorum. Yapacağım lamba için. Çünkü LED'ler bildiğiniz gibi çok ısınan cihazlar, modüller. Bunun yeterli olacağını düşünüyorum. Umuyorum daha doğrusu. Elimdeki LED'lerden birkaç tane uygun LED bulmaya çalışıyorum. 1 wattlık, 10 wattlık, 50 wattlık çeşitli LED'ler var. En son bu 10 wattlık 4 tane yan yana bir modül vardı elimde. Bir çalışmada kullanmış olabilirim, hatırlamıyorum. Bunları kullanmaya karar veriyorum. Toplamda 40 wattlık bir gücümüz olacak. Tabii ki çabuk ve fazla ısınıyor bu ledlerde, 10 watt olmasına rağmen. Toplamda 40 wattlık bu ledlerde çok ısınan ledler. Bunlar için soğutucunun yeterli olacağını düşünüyorum. Server soğutucusunun. Ve parçalıyorum server soğutucusunu. Öncelikle kartını çıkartıyorum. Kartı kullanmayacağım tabii ki. Direkt fanı ve alüminyum parçaları kullanacağım bu lamba çalışmasında. Sonra ledleri daha önceden yapıştırdığım veya yapıştırılmış olan alüminyum plakadan söküyorum. Biraz güçle kullanıyorum tabii ki bu işlemi yaparken. Sonra arkalarında kalan kalıntıları zımpara yardımıyla temizliyorum. Çünkü termal yapıştırıcının iyi bir şekilde nüfuz edip ısıyı iyi aktarması gerekecek. Soğutucunun üzerinde bazı alüminyum küçük parçalar var. Bunları da pilleri birbirine yapıştırırken kullanacağım. Boşa gitmeyecek. Aynı zamanda bu parçalar hem de güzel bir piller arasında plak olacak benim için. Daha sonra pillerden eski puntalama izlerini siliyorum zımpara vasıtasıyla ve zımparaladığım yerlere de kolayca lehim yapabiliyorum bu sayede. Alüminyum parçalar vasıtasıyla pilleri, iki pili paralel hale getirebilirim. Paralel bağlayabilirim. Toplamda iki pili paralel, 3 tane ikili seti de seri olarak bağlayıp 12 volt yaklaşık 3 amper saat gibi bir güç elde etmeyi planlıyorum lambam için. Bu bana yaklaşık 45 dakika yetecektir hesaplarıma göre. Biliyorsunuz ledler 12 voltla çalışıyor, 10 wattlık ledler. Pilleri kutunun içine yerleştirmeyi planladım. Ledleri nereye yerleştireceğimi planlıyorum. Bu alüminyum soğutucunun altından çıkan parçayı da kullanmaya karar verdim. Bir nevi bir şapka olsun ışıkların, ledlerin üstüne diye. Hem de koruma vasıtası, koruma işlevi görsün istedim. Ama tam olarak sığmadı ledler. Küçük bir eğme bükme operasyonu yapmam gerekecek bu alüminyum şapka parçası için. Evet, siz burada kısa bir bölümünü görüyorsunuz ama ben yaklaşık bir saate yakın bu parçayla cebelleştim diyebilirim. Elimde çünkü metali işlemek için yeterli malzeme de yok pek. Sonra ledlerimin kablo bağlantılarını bağlıyorum. Tabi artılar eksiler ledler için önemli. Ancak üzerinde yazıyor zaten ne tarafa artı ne tarafa eksi olduğu.
Tabii arkadaşlar, bu çalışmalar esnasında bir sürü aksilikle karşılaştım. Öncelikle ısı sensörlü bir modül yapmak istedim. Arduino kullanmak istedim ama Arduino'nun ısı sensörlerinde istediğim hassasiyeti bir türlü yakalayamadım. O yüzden vazgeçtim. Bayağı uzun bir çalışma oldu. Siz burada kısa bir bölümünü görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde bağlantılarını gösteriyorum size ama zaten artıları birbirine, eksileri de birbirine bağlıyorsunuz ledler için. Ledlerin çabuk soğuması için termal macun sürüyorum altlarına. Birazcık da Japon yapıştırıcıyla yapışma işlemini hızlandırıyorum. Evet, bu alüminyum parça için Japon yapıştırıcı kullanmayacağım tabii ki. Sanfix dediğimiz bir yapıştırıcı türü var. Bunu birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler de internetten rahatça bulabilir. Bununla iki metal parçayı birbirine yapıştıracağım. Bu aşamada ben sarı ve beyaz ledlerin artı kutuplarını, artı kablolarını birbirine bağladım. Yani iki tane artı ucum oldu. Sarı ve beyaz ışıkları ayrı ayrı yakabilmek için. Buna dikkat etmenizi öneririm. Piller için pilleri korumalı bir şekilde bağlamak istiyorum. Şöyle bir modül kullanacağım. Açıklamada linkini veririm. Çok basit 3 hücreli bir lityum iyon şarj modülü. 15-20 lira civarında Türkiye'den temin edebilirsiniz. Bağlantı şemasını da ekranda görüyorsunuz zaten. Arkadaşlar, Sanfix'le yapıştırdıktan sonra bir şeyi yaklaşık bir gün beklemeniz iyi olacaktır. Sağlıklı bir sonuç için. Burada isteyen arkadaşlarımız yavaşlatıp bağlantıları ayrıntılı bir şekilde inceleyebilir. Şemadan anlamayan arkadaşlarımız. Pili yine kapiton bantlayıp bir mukavva içine alarak biraz koruma sağlıyorum pillere. On-off düğmelerimi bağlıyorum. Fanı çalıştırmak için, fanı yavaşlatmak için ve sarı ve beyaz ledler için ayrı ayrı on-off düğmeleri bağladım. Sonra da pilleri alüminyum kutunun içine yerleştirdim. Dediğim gibi fanın on-off'unu, fandan çıkan sarı ve mavi kabloları ayrı bir anahtara bağlayarak, çünkü o sarı ve mavi kabloların fanın çalışma hızını değiştirdiğini fark ettim. Sarı ve beyaz ledleri de ayrı on-off düğmelerine bağlayarak düğmelerimi tamamladım. Bir milyoncudan şöyle bir parça aldım. Cep telefonlarına tripoda bağlamak için kullanılıyormuş. 5 TL'ye mi 7 TL'ye mi öyle bir şey aldım. Lambamı tripoda bağlayabilmek için veya ışık ayaklarına bağlayabilmek için bu parçayı kullanacağım. Bu parçayı da yine Sanfix'le güzelce ışığımın arka bölümüne sabitliyorum. Yine bir gün üzerine ağırlık koyarak bunu bekleteceğiz. İyice yapışsın, bir kazaya neden olmasın diye. Tabi o Sanfix'i daha sonradan arttırdım, yapıştıktan sonra yine üstlere tekrar Sanfix sürdüm. Çünkü şakaya gelmez, tripodda lambamızın düşmemesi için iyi yapışması gerekiyor. Evet, bir voltmetre edindim. Elimde vardı benim ama siz de 10-15 liraya alabilirsiniz. Bir push butona bağladım bu voltmetreyi. Sürekli çalışmasını istemiyorum. Push butona bastığımda pilimin voltajını göstermesini, yani bana pilimin şarj edilip edilmemesi gerektiği hakkında fikir vermesi için böyle bir düzenek kurdum. 3D printer'dan bastığım bir kutuya bunların bağlantılarını yapıyorum. Push butona bastıkça pilimin voltajını göreceğim. Bir de 2,5 mm'lik jack kutuya sabitliyorum. Buradan şarj edeceğim lambamı. Gördüğünüz gibi push buton da çalışıyor. Kutunun üzerine sabitledim sıcak silikon yardımıyla. 2,5 mm jackımızda da test ediyoruz. Güzel bir şekilde girip çıkıyor erkek jack.
Daha sonra 3D printer'dan bastığım kutuyu ışığımın arka tarafındaki kablo kalabalığını kapatması ve çirkin görüntüyü engellemesi için ışığın arka tarafına yapıştırıyorum. Şimdi bir test edelim. Şarjını test ettim şu anda. Şarjı çektim. Şu an pilimin voltaj seviyesini görüyorum. Fanın on-off düğmesini test ettim. Yavaşlatma, hızlandırma. Şimdi beyaz ışık düğmesi ve sarı ışık düğmesi. Hepsini test ediyorum. Hepsi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Sevindirici bir haber. Şimdi tripoda bağladım ışığı. Odanın dağınıklığı için kusura bakmayın. Taşınma dönemindeyim. Gördüğünüz gibi çok güzel, yakışıklı bir arkadaş olmadı. Ama iş görüyor. Üzerine bir Aydınger, eski kopya aldığımız ince A4 kağıtları hatırlarsınız. Bu Aydınger kağıtları vasıtasıyla bir mıknatısa bunları tutturarak yumuşak ışığa ihtiyacım olduğunda üzerine bunu kapatarak yumuşak ışıkla kullanacağım. İstediğim zaman bu Aydınger kağıdı tekrar yukarı sıyırıp direkt ışığı kullanacağım. Ayrıca bu ışığı şarjlı olduğu için acil durumlarda el feneri olarak da kullanabilirsiniz. Kamerada çok belli olmuyor ama yani 40 watt ışığı tabii ki çok iyi bir şekilde evi aydınlatacağını tahmin ediyorsunuzdur. Biraz fan gürültüsüne aldırmazsanız çok iyi bir ışık kaynağını 45 dakika 1 saat gibi bir süre acil durumlarda kullanabilirsiniz. Biraz kozmetik sorunları var. Bunları düzeltmek lazım. Ama bence şu an benim uzun süre işimi görecek faydalı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Merhaba değerli dostlar. Bugün fark etmişsinizdir. Daha aydınlık bir ortamda sizlere bir video hazırlıyorum. Bu aydınlık ortamı yaratmak için elimdeki bazı malzemeleri kullanarak güzel bir fotoğraf ve video işi yaptım. Tabii geliştirilmesi gerekiyor. Yani burada bu tür paylaşımları yapmamın sebebi mükemmel bir şey yaptığımızı göstermek değil, sizlere ilham verebilmek, sizlerin de elindeki malzemelerden veya temin edeceği malzemelerden bir şeyler yapabilmesini sağlamak. Dolayısıyla hala yarım sayılabilecek bir proje. Böyle düşünmekte fayda var. Ama prensip olarak yapıldı bitti ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olur. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.